Çok çılgın, bir o kadar da benim işlerimi kolaylaştıran bir ürünle bugün karşınızdayım. Arkadaşlar, bu zamana kadar powerbank kullanmayı bilmiyorduk gerçekten. Bu videoda sizlere powerbank kullanımından bahsedeceğim. Dikkat etmeniz gereken yerlerden bahsedeceğim ve bu videoda benim işlerimi kolaylaştıran powerbank'ten bahsedeceğim. Gerçekten fiyat performans bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ayrıca benim aldığım fiyatı da faturalarımdan, siparişlerimden sağ sola eklemiş olacağım. Güncel fiyatı da aşağıya eklediğim linkten ulaşabilirsiniz. Ürünün fiyatı birazcık zamlandı ama yine de fiyat performans bir ürün olduğunu düşünüyorum. Şimdiden kanalıma abone olup videoyu da beğenmeyi unutma. Ürünü kutusundan çıkartmadan önce ürünün üstündeki görsel, teknik bilgilerden ve burada yazan kılıf hediye yazmışlar arkadaşlar. Evet, bu ürünle beraber gelen kadife, güzel, korunaklı, taşınabilir bir kılıfımız geliyor. Ben bunu da kullanıyorum. Gerçekten korunaklı ve kadife yapısıyla bana güzel hissettiriyor. Ayrıca zaten şurada resimden gördüğünüz üzere powerbank'i tutabileceğiniz bir sapıda bulunuyor. Powerbank'in kutusu birazcık deforme olmuş olabilir. Kargoda geldiği zaman bu böyleydi. Ben de hala saklıyorum, atmadım. 80 mAh kapasiteli, oldukça da özellikli bir powerbank olmuş oldu. Ben yan kısımdan teknik detaylarını, özelliklerini anlatmaya devam edeyim. A-Smart Chip teknolojisi olduğunu belirtmişler. Li-Polymer batarya. Bunu ilk kez kullanıyor olabilirim. Daha önce görmemiştim. Belki de gördüm, hatırlamıyorum. 4 port USB demişler. Micro USB, Type-C USB demişler burada. Arka kısma geldiğimde de burada Türkçe ve İngilizce teknik detaylarından bahsetmişler. Aşağıda da bir şeyler. Şimdi ürünü kutusundan çıkartalım. Ürünü kutusundan çıkarır çıkartmaz burada garanti belgemiz ve kullanım kılavuzumuz yer alıyor. Şöyle ürünü alıyorum. Ürünün içinden herhangi bir kablo çıkmıyor. Burayı da birazdan anlatacağım neden çıkmadığını. Powerbank'in ön kısmında şöyle küçük bir ekran bizleri karşılıyor. Bu kapalıysa yandaki power tuşundan burayı açabiliyorsunuz. Eğer kapatmak istiyorsanız da hiçbir ürün ve cihaz bağlı değilken ekran 30 saniye içerisinde güç tasarruf moduna geçip kapanıyor. Bu da ek bir bilgi olsun. Arka kısma geldiğimizde bizi burada bir aydınlatma ve 4 tane kablo karşılıyor. Bu kablolar ne işe yarıyor? Gelin bunlardan bahsedeyim. Powerbank'te gelen arkadaki kablolardan bahsetmek gerekirse micro USB bizleri karşılıyor. Burada tip A kullanılmış. Type-C de kablomuz bulunuyor ve Lightning olmak üzere 4 tane kablo ile istediğiniz gibi herhangi bir ürünü şarj edebilirsiniz. Yetmedi mi? Üstündeki USB portlardan, Type-C'den burada Lightning eklemişler. Micro USB eklemişler ve Type-C eklemişler. 4 tane de USB bulunuyor. Gerçekten dolu dolu bir powerbank olduğunu söyleyebilirim. Ben ev içerisinde tüm RGB ışıklarımı, ring light'ımı, arkada kullandığım mor CL10 ışığımı, birçok ürünümü bu powerbank ile tek seferde şarj edebiliyorum. Tatile ya da kampa gidiyorsunuz ve powerbank yanınızda. Benim kendi telefonumu powerbank 26 kere şarj ediyor. Sizin telefonunuz iPhone 15 Pro Max olsun, arkadaşınızın da S24 Ultra olsun. Arkadaşınızın telefonunu S24 Ultra için söylüyorum. 16 kere şarj edebilecek kapasiteli bir powerbank. Sizin iPhone 15 Pro Max telefonunuzda 17 kere şarj edebilecek kapasiteli. Eğer ki iPad Pro kullanıyorsunuz, onu da 10 kere şarj edebiliyor arkadaşlar. Bunu da bu şekilde ek bir bilgi olarak söylemiş olayım. Evde elektrikler kesildi. Telefonlarınızın şarjı da yok. Flash da açamayacaksınız. Şimdi elektriği keselim. Elektriği kestik ama arkada bilgisayar çalışıyor. Her neyse, orayı görmezden gelin. Powerbank yanınızda. Şurada görüyorsunuz, LED'i açık. 2 kere power tuşuna basıyorum. 2 kere basınca ışığı açıyorsunuz. Bir kere daha basarsanız ışığın şiddetini düşürürsünüz. Bir kere daha basarsanız yanıp sönüyor. Tekrar bir kere daha basarsanız çakar modu aktifleştiriyoruz. Hepsiyle birlikte 4 farklı modu olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde aydınlık yapabiliyor. Zaten beni şöyle görebilir misiniz? Yani çok aydınlık yapacağını söyleyemem ama karanlıkta iş görebileceğini söylüyorum. Mesela şöyle göstereyim. Şu an bunun yazısını göremeyeceksiniz. Bu şekilde aydınlık sağladığında görmüş olun. Ayrıca telefonunuzun şarjı yoktu. Bu şekilde ışık çalışırken bile şarj edebilirsiniz. Benim telefonumda şarjı yoktu zaten. Şöyle çıkartıyorum. Bunu tabii tek elle yapamayacağım. Powerbank ağır olduğu için.
Evet, şöyle göstereyim. Hem şarj ediyorum hem de etrafımı aydınlık yapmış oluyorum. Bu gerçekten kullanışlı olmuş oluyor. Evet, eski halimize döndük. Böyle daha iyi. En azından videodayken. Powerbank kullanan herkesin dikkat etmesi gereken hususlara geçmeden önce size Powerbank'in teknik detaylarından da bahsetmek istiyorum. Çoklu akım güvenlik koruması, aşırı deşarj koruma, yüksek akım koruma, kısa devre koruma, sunulan USB kablo ile uyumlu çalışma, tüm USB taşınabilir araçlarla uyumlu, kolay okunabilir güç göstergesi, otomatik kapatma fonksiyonu, USB bağlantısı kesildiğinde 30 saniye içerisinde otomatik olarak kapanacaktır. Powerbank'i tak çıkar şeklinde sürekli şarja takıp yarım saat sonra çıkartıp tekrar şarja takmanız bütün bataryalarda olduğu gibi pilin kullanım süresini düşürecektir. Buna gerçekten özen gösterin. Bu bütün pilli bataryalı cihazlarda bu şekilde geçerlidir arkadaşlar. Buna da dikkat etmenizi öneriyorum. Ve ayrıca şunu da ek bilgi olarak söylemek istiyorum arkadaşlar. Powerbank gibi bataryalı bir cihazları kesinlikle ıslak zeminde ya da ıslak bir bezle silmeyin. Hatta ısı üreten cihazlar, ürünler bu gibi ortamlardan da uzak tutun. Kesinlikle arabanıza da koymayın. Torpido gözüne ya da kolçağa, arabanın içi daha sıcak olduğu için yaz aylarında bahsediyorum arkadaşlar. Patlama olasılığı çok yüksek. Sen bu powerbank hakkında ne düşünüyorsun? Bunu aşağıya yorumlar kısmına yazmayı unutma. Kanalıma da hala abone değilsen abone olup videoyu beğenmeyi de unutma. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendine iyi bak.